Eğitimimizin adı Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitimi. Biz bugün bu iki isimden oluşan eğitimin bilinci ismini, bilinci bilgisini inceleyeceğiz. Benim adımla başlıyor Refik Korkmaz. İşte birinci ismi şu. Bilinçaltı dili. İkinci ismi şu. Mucizeler eğitimi. İşte şu mucizeleri gerçekleştirebilmek için bilinçaltı dilini öğrenmek, bilmek lazım. Biz bugün aslında mucize demekle doğru bir şey yaptığımızı da sanmıyorum. Çünkü bu mucize bile sayılmaz. Aynen şöyle, biz şu an elinizdeki cep telefonunu 1600'e götürsek, 1600'de yaşayan, bundan 400 yıl önce yaşayan insanları göstersek telefonu, bak desek böyle böyle bir özelliği var, mucize derler. Biz deriz ki hayır, bu mucize değil. Fabrikalarda insan bilimiyle, aklıyla üretilen bir makine. Bir de bugünün bir arabasını 400 yıl öncesine götürsek ona da mucize derler. Televizyonu götürsek ona da mucize derler. Radyoyu götürsek, hatta saat götürsek belki ona bile mucize denir. Biz diyeceğiz ki bakın bu bir bilim ve fabrikada üretiliyor. İşte bizim de bu çalışmamız şu anın insanları, arkadaşlarının en azından daha rahat anlaması için verdiğiniz isim. Yoksa bu yarın silinecek. Şunun içine girecek. Refik Korkmaz bilinçaltı dilinin içine girecek. Bu bir mucize değil, bu bir bilgi, bu bir bilim. Al işte Sibel'in, siz 10 dakika kadar geç geldiniz. Biz o sürede ne yaptık? Doktor hanımın L... Sizin bozaklar sikonu. Tamam, L kaça geliyor orası? L5-S1 orası. Yani son bel okulunda birinci kalça olmalı. L5 ile... S1. L5 ve S1 sola kaymışlardı 1,5 santim. Kaçtı? Ne kadar sürede düzeldi? Yani 40 saniye artı 10 saniye. Yani 1 dakika, bilemedim 2 dakikada düzeldi. Tamam, 58 saniye. 58 saniyede düzelttik. Bunun peki normali ne olurdu? Eğer cerrahi yöndense kes, çıkar, bilinmem bir şeyler yap. Bizde ise siz hatta zerre kadar acı, ağrı hiçbir şey duymadınız. Bir sinek ısırı dahi, tamam sinek ısırı dahi duymadın. Hocam lütfen. Biz... Ama tam da %100 düzelmedi yani. Elinize sağlık bana. O ameliyat bile zor düzelirken... Şimdi böyleydi. Burnum tam olarak buradaydı. Şimdi benim gibi. Ama buradaki yine şeyler var. Çalışma. Elinize sağlık. Bunlar bizim için... Bir yıl düzeltmedi. Bunlar bizim her gün yaptığımız sıradan çalışmalar arasında. Zaten Fevzi Hanım da bu yeni hızlı yolda. Peki... Bilinçaltı dili neden dünya için en büyük buluş? Çünkü şu, yaşadığımız bu fizik evreni sert cisimlerden ve yer tutan cisimlerden oluşuyor. Her şeyin bir paraleli var. Bu fizik evrenin de kesinlikle bir paraleli var. O paraleli nerede? O paraleli şurada. Şurada, burada, burada, dağ başında, gökyüzünde, her yerde. Ve hatta toprağın altında, suyun altında, nerede isterseniz orada. Sert değil, yer kaplamıyor. Orada frekans olarak, orada titreşim olarak, enerji olarak duruyor. Aynen şu an burada duran televizyon, radyo, telefon sinyalleri gibi. Bunun
konuştuğu bir dil var. Bu frekanslar Türkçe konuşmuyor. Bu frekanslar İngilizce, Almanca, Japonca, Çince, Afrika'daki dillerce konuşmuyor. Bu bilinçaltının diliyle konuşuyor. Yani şunu gösterdiğinizde şu anda diyelim sen Çin'den geldin, sen Japonya'dan, Kore'den, Afrika'dan hepiniz farklı bir ülkeden geldiniz. Ben bunu gösterdiğim zaman hepiniz bunu anlarsınız ya, hiç söz kullanmadım. Ama bunu saklasam desem ki elimde kalem var, ancak Türkçe bileniniz anlar. Öbürleri için farklı, hepsini dilinde söylemem lazım. İşte kalem var dediğimde nasıl sadece Türkçe bilen birisi anlarsa, diğerleri anlamazsa, bilinçaltı dilini de maalesef işte bu şekilde anlamıyoruz. Bilinçaltı dilinin hiç kimsede değişmeyen tek bir manası, tek bir dili var. O da direkt nesneyi gösterdiğiniz zaman. Peki ama bilinçaltı dilinde şuna bile bu denmiyor. Ya yani kalemi göstereceksen herkesin bildiği o şey bununla ifade olmuyor. O bile bizim bilinçaltımızda farklı şekilde kodlanmış. Ve en ilginçlerinden birisi mesela love ya da aşk. Love tek bir el yazılıyor değil mi? Evet. Love, aşk, Türkçesi sevi mesela. Her dilde farklı farklı. Bilinçaltı dilinde ne? Bilinçaltı dilinde şu. Şu akan. Bu bilinçaltı dilinde. Aşk bu. Ve aşk şu anda şunun içinde. Baba sözcüğü de, father sözcüğü de, tüm bunlar bizim bilinçaltımızda hiçbiri. Bizim bilinçaltımızda bu. Gündüz gökyüzünü ısıtan ve ışık veren gök cismi. Bunun adı baba. Dünyanın neresinden bakarsa baksın, Afrika'dakiler, Amerika'dakiler, Asya'dakiler her gün babalarını görüyorlar. Ve tabii babalar onlardan saklanmamışsa, bulutların ardına geçmemişse ve her gün yine aynı şartlar mevcutsa annelerini görürler gece. Ay, işte ve her gece kardeşlerini görürler. Yıldız. Biz böyle bir dünya, böyle bir evren içindeyiz. Bizim doğduğumuz günden beri, bugüne kadar yaşadığımız her şey gizli kameralarla kaydedilmiş. İsminiz ne? Sibel Hanım, sizin doğduğunuz günden bugüne kadar bütün yaşantınız gizli kameralarda. Ve bu aslında gizli kamera değil de biz daha iyi anlayalım diye Yaradan'ın, Allah'ın koyduğu kameralarla kayıt altında. Ve bu kayıtlar da Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, mahşer günü hop karşına çıkacak kamera kayıtları. Ben bunu yapmadım. Bak kayıtta da var. Belgeselinizde. İşte belgeselinde var. Hayat belgeselin orada. İşte tüm bu kayıtlara bilinçaltı diliyle ulaşabiliyoruz. Yani biz şimdi sizin 3 yaşınızdaki halinize gideceğiz. 6 yaşındaki halinize, 4 yaşındaki halinize. Sadece bizlerin yaptıkları hareketler orada görünmüyor. Ses de kaydedilmiş, konuştuklarımız da o kameralarda var. Bir de bugünün kameraların yapamadığı başka bir şey daha var. Sizin aklınızdan hangi düşünceler geçmiş? O da kamera kayıtlarında var. Yine bugünün kameralarına ulaşamadığı bir şeyle siz hangi duygular içindeydiniz? O duygular da kamera kayıtlarında var.
Bugün kamera kayıtları sadece görüntü ve ses alıyor. Aklınızdan ne geçiyor, ne duygulandınız, onlar henüz kamera kayıtlarından okunamıyor. Ama ilahi kamera kayıtlarında bu var. Ve o kamera kayıtları bizim bütün hücrelerimiz hakkında bilgi sahibi. Dediğim gibi bir erkeğin spermi var mı yok mu? Testislerinden hangisi işe yaramıyor? Hangisinde hastalık var? Bir kadının rahmi çalışıyor mu? Pardon. Rahminde kist, miyon var mı? Yumurtalıkları alınmış mı, alınmamış mı? Yumurtalıkları ne durumda? Bunların hepsi de yine aynı şekilde o kamera kayıtlarında var. Bu muazzam dil, bilinçaltı dili, bunun devrim yaratan özelliği işte bu. Biz bu gizli kamera kayıtlarını okumanın dilini çözdük. Ben 1993'ten beri 2019'a girdik. 26. yıla girdik. 26 yıldır bu bilinçaltı dilinin çözümüyle uğraştım ve çözümünü buldum. Bu dili konuşmayı öğrendim. Ve 1,5 yıldır da sizlerle beraber bu dili konuşuyoruz. Bu dili konuştuğun zaman geçmişin psikolojik hastalıklarını ortadan kaldırırsın. Bu dili konuşmayı bildiğin zaman tikleri, takıntıları ortadan kaldırırsın. Bu dili konuşmayı öğrendiğin zaman işte kemiklerdeki deformasyonları yok etmeyi öğrenirsin. Ve bu dili konuşmayı öğrendiğinde kızınızın şu an birine aşık mı değil mi? Üniversiteye giden oğlunuzun birine aşık mı değil mi? Aşıksa aşık olduğu kişinin adı ne? Nasıl bir insan? Onu öğrenirsiniz. Hem de oğlunuza ya da kızınıza sormanız bile gerekmiyor. Buradaki herkes oğlunuz ya da kızınızın kime aşık olduğunu biliyor. Ve Afrika'dakilerin de hepsi, dünyanın her tarafındaki her insan bunu biliyor. Yani bizim yaptıklarımızı aslında dünya, alem biliyor. Hiçbir şey gizli değil. Bilinçaltı dilinin ilk 4 sözcüğünü size verdim ve yeniden söyleyeyim bakın. Bu baba, anne ve su, aşk. Peki şu üçgenlerden hangisi kadını simgeliyor? Aşağıdaki. Evet, bu kadını simgeliyor. Bu da erkeği simgeliyor. Tamam, bu babaydı, bu anneydi. Gece anne ile baba şu anda kış saatiyle, akşam 6-7'de. Şu ay ve güneş gün batımı sırasında yaklaşık bir araya gelmiyorlar mı? Yarım saat kadar, bir saat kadar. Onlar bir araya geldiğinde, yakınlaştıklarında sonra baba ortadan bir çekili veriyor. Bir bakıyoruz ki anne buydu, baba buydu. Baba ortadan çekilince ay ve bu ortada kalıyor, çocuk. Ve baba diyor ki ben artık karışmıyorum. Gece sen onunla ilgilen. Sen süt ver. O yüzden de yıldız anne ile kalıyor çocuk. Bir daha söyleyelim. Şu baba, şu da anne. Peki neden bu anne, neden bir toprağı gösteriyor? Buradan doğacak, damlayacak olan her şey toprağa düşecek. Toprak ne? Ana. Bu 8 memeli bereket tanrıçası olsun. Antik kültürlerde. Bu onun kalçası. Al işte neden bu üçgen kadın? Bereket kültünde tamamen onların heykelcikleri ya da heykelleri yapıldığında çok abartılı bir vajinaları çizilir. Buradan doğacak olan her şey toprağıdır. Bu da penisin ereksiyon durumundaki hali, yukarıyı gösteriyor.
İşte ikisi üst üste binince tam da şu sihirli bölge burası. Sihirli bölgede kadın bir cam taşırken şu kadın ve erkek cinsel birleşmesi şurada kadının en az iki cam taşımasını sağlıyor. Bedenin sihirli bölgesi. Ondan sonra hop dışarı çıkacaktı. Bilinçaltı dilinin dört sözcüğünü öğrendik. Baba, anne, çocuk ve aşk. Güneş, ay, yıldız ve su. Şimdi bilinçaltı dilinin daha pek çok sözcükleri var. Tüm sözcüklerini şu anda buraya yığarsam işe yaramaz. Bu sözcükleri tek tek konuların içine dahil ederek anlatalım. Konu anlatalım, o konuyla ilgili 10 tane, 20 tane, 50 tane bilinçaltı dili sözcüğünü işleyelim. Sonra o konu bitsin, diğer konuyla ilgili bilinçaltı dili sözcüklerini işlediğimizde her şey tam olarak yerli yerinde olur. Bizim şimdi işleyeceğimiz ilk konu cinsel sorunlar, tespiti ve düzeltilmesi. Şu anda içinizde hepinizin cinsellikle alakalı bütün sorunlarını ya da sorunları olmayışını hepimiz biliyoruz. Sizin de sorununuz var mısın, var mısın, var mısın, var mı? Bu taraf biliyor, bu tarafın da bilgilerini bu taraf bilir. Herkes birbirinden haberdar. Ankara'daki herkesin de bilgilerinden haberdarız. Şimdi isterseniz bir insanın cinsel sorunları nasıl tespit edilir? Kaç yaşında bu sorun ortaya çıkmıştır? O nasıl tespit edilir? Bu sorun niçin ortaya çıkmıştır? Onu tespit edeceğiz. Ve o sorunu günümüzde de ortadan kaldıracağız. Peki bir insanın cinsel sorunları ne olabilir? Kadın erkek hormon dengesizliği olabilir. Cinsel soğukluğu olabilir, erken boşalması olabilir. İktidarsızlığı olabilir, cinsel soğukluğu olabilir. Vajinismus olabilir. Bedenin herhangi bir yerine dokunulmasına izin vermiyor olabilir. Gelin. Kalabalıkmış da sonra şey... Yani. Hayır, şimdi gelin. Alparslan Bey hoş geldiniz. Alparslan Bey doktor. Şu an burada iki doktorumuz var. İşte şunlara bakacağız. Kim benim cinsel sorunlarıma bakalım, tespit edin ve ortadan kaldırın diyor. Kim cinsel sorun yaşadığını düşünür? Sadece erkeklerden hiç bilgi vermiş ama. Siz, adınız? Sadece H yazayım. Hatice Hanım, tamam. Başka kimin sorunlarına bakalım? Sizin adınız ne? Başka? Tamam. Hoş geldiniz. Mucize ötesi, siz nasılsınız? Alparslan Bey bizim Türkiye'de ve dünyada tıp doktorlarına, bizlerin tıp camiasına eğitim vermesini sağlayan, organize eden arkadaşımız. Hocam, benim. Tamam. Sizin adınız? Gülter. Gülter Hanım. Tamam. Ayperi. Ay bir? Ayperi. Ayperi. Çok güzel. Yeter mi? Başka var mı? Varsa çözelim onları da bakalım. Tamam. Yine biraz sonra ben de şu sorunu çözdürmek istiyorum diyen çözsün. Peki en ağır olduğunu düşünen kim? Önce ondan başlayalım. Tamam. Şimdi bize birisi bunları şuradaki gökyüzünden okuyacak. Şuradaki atmosferden okuyacak. Sizin cinsel sorununuz şuradaki atmosferde yazılı.
hani şuradaki frekansları çözmek için eğer telefon görüşme frekansıysa telefon cihazını kullanırız. Eğer televizyon frekansıysa televizyonu kullanırız ya. Buradaki bilinçaltı frekanslarını televizyonda, radyoda, telefonda çözemiyor. Onu biz çözebiliyoruz. Biyolojik bedenimizle çözebiliyoruz. Peki nasıl çözeceğiz? Gözümüzü kapatacağız. Şuradaki frekansları çözeceğiz. Buradaki frekansları çözmek için de cam modelini kullanacağız. Bu bir cam. Bu bir pencere camı. Şu evlerimizin penceresi. Evlerimizin dışarıya bakan penceresi camı ne? Düz cam. Düz demek buzlu değil demek. Düz. Bir de temiz olur. Ve incedir. Tabii çatlak, çizik, kırık, kirli olma ihtimalleri de var. Biz gözümüzü kapattığımızda böyle bir hayali göreceğiz. Onda ise her şeyi düzelteceğiz. Böyle bir durumda bir kişinin bize kanal olması lazım. Kanal demek frekansları çözmek için gözlerini kapatması gerekecek. Peki, onu da bakacağız. İsterseniz ilk önce isminizi bir daha söyleyin. Hatice Hanım'la başlayalım.